Merhaba arkadaşlar, ben Rex Unutmayın Cantuk Hoca, YouTube EDTV, YouTube Cantuk Hoca kanallarımız. Bugün Nermin Hanım'ın ilk dersinde iki dubası park işleminizi öğrendik ve bunu uygulamaya dökmek için Nermin Hanım'ın başlangıç videosunu çekiyoruz. Bakalım Nermin Hanım bunda başarılı olacak mı? Bekleyelim burada. Bekleyelim bir. Sınav alanına geldiğimizde başlangıç dubalarınız seçilmekte. Yavaş olmanızda fayda var. Hafif ve yavaş tempoyla geleceğiz. Değil mi Nermin? Şu anda canlı yayına almadım. Kaydediyorum. Bu videoyu yayınlayacağız YouTube'da. İlk dersimiz, ilk alanımız ve parkları biraz uyguladık. Bakalım şu an nasıl uygulayacağız. Başlangıç dubamız şu. Yanına gelelim. Yakın olmayacağız. En az yarım cam boyu ya da bir kol boyu değil mi baktığımız zaman? Bir kol boyu en az olması gerekli. Ne kadar uzak olursak bizim için aslında o kadar iyi. Yakın istemiyoruz. Evet, sol tarafa doğru gittik. Dubamızın yanına geldik. Bekleyelim. Şimdi Nermin, sorular. Başlangıç dubası mı? Evet. Bu dubayı nerede görecektik? Aynada. Evet. Sonra? Kelebek. Evet. Kelebek camda kaybolacak. Yavaş yavaş. Kaybolunca söyle. Şimdi ne oldu bu duba? Kelebek camda kayboldu. Ne yaptık? Omuz bakışı yaptık. Elimizle park etmeden önce ne yapacakmışız? Yönümüzü gösteriyoruz. Niye? Dalgınlıkla hata yapmayalım diye. Tam sağ kırdın. Açımı aldım. Lastiğim açıyı aldı. Kalçam ne olacak? Arka içeri girecek. Şimdi sol aynadan geldiğimiz zaman aracımıza bir 45 derece açı vereceğiz. Aslında temel tema bu. 45 derecelik açıyı verirken fazla olmuyoruz. Yakaladık 45 derece açıyı. Tam aynadan göründü bu dubamız ve oturtturduk. Şimdi direksiyonu ne yapıyoruz? 1,5 tur yaptık. Düz hale getirdik. İşte aracımızın park alanına girmesini sağlayan bu hareket. İkinci hamle. Gelince başlangıç dubamız buradaydı. Aynayla ne oldu? Görüş açımızda değil mi şu anda? Şöyle baktık. Tam alanımızda, doğru mu? Şöyle baktığımız zaman görüş açımızda oldu. En son ne yapıyoruz artık? Tam sol. Burada sağ aynayı yere indirmeye sebebimiz çizgiyi görmek değil mi? Paralel miyiz? Çarpıyor muyuz? Çarpacaksak da hataları düzeltmek çok kolay. Hadi bakalım Nermin, ilerliyoruz. Bakalım vuracağız mı? Gayet güzel açımız. Paralelliği yakaladık. Paralel olunca sert duruş. Tamam mı? Okey mi? Zorlamaya gerek yok dedik değil mi? Çünkü neden? Vurur. Bizim başlangıçtaki ilk kelebek camdaki ayarımızın sebebi bizim arkadaki bu mesafemizin ayarı aslında. Yani biz ilk parkta geliyoruz ya, ilk ayarımızda Nermin buradaki kelebek camda kaybettiğimiz zaman, eğer fazla kaybedersek öndeki dubaya vururuz. Eğer ki mesela erken durursak, hani kaybetmedik, burada değil de şurada durduk değil mi? Bu sefer arkadaki dubamız bize vurmuş olur. Bizim buradaki şu kelebek cam ayarımız bizim arkadaki o mesafemizi aslında ölçtürüyor. Yani o ilk ayarın önemi bu paralelliği yakalarken arkada rahat bir mesafe kalsın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi çıkacağız. Çıkma eyleminde neler yapacağız? Kural neydi bir? Tamam. Daha sonra açıyı yakala. Çıkış açısı. Geleceğiz. Bizi alacaksın. Evet. Vurmuyor bak, gayet güzel. Tamam. Mesela bak, çıkarken ne kadar geniş bir alan kaldı. İşte bu ayar yine o düzdeki ilk gidişimizde. Çünkü dengeli bir gidiş yaptığımız için o kelebek camda bu dubayı kaybettiğimiz an hemen duruyoruz ya. Eğer fazla gidersek işte tam sol yapınca girerken de vururum, çıkarken de vururum, risktir. Çapraz olduktan sonra her zaman direksiyonu ne hale getiriyoruz? Düz. Evet, düz hale getirdikten sonra gayet güzel olacak. Şimdi düz hale geldi değil mi? Omuz bakışı yaparız. Çapraz omuz kontrolü yaptık. Trafiği gördük. Sonra nazikçe şuraya geleceğiz. Bizi alacaksın. Tamam mı? Tamam. Duralım bir şurada. Okey miyiz? Tamam, şöyle sola doğru biraz kay. Ve park eylemi bu şekilde bitti Nermin. Anlaşılmıyor bir şey? Var mı? Yok. İyi. Baktıkça hatırlarsın neler yaptığını. Evet arkadaşlar. İki dubarısı park. Nermin Hanım'ın bu şekildeydi. Var mı sıkıntı? Aklında kaldı hepsi değil mi? Bakalım göreceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar, iki dubarısı park bitti. Nermin Hanım iki dubarısı parkı gerçekleştirdi. Var mı bir problem? Yok hocam. Yok. Benlikle bir problem yok. Daha bunun gibi 3 tane daha dersimiz var. Sonuç gayet güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Güzel olacak.
Evet arkadaşlar, herkese direksiyon sınavlarında, eğitimlerinde başarılar. Ben direksiyon etmeyi Can Çuk Hoca, öğrencimiz Nermin Hanım. Sonuç gayet iyi. İnşallah aynısını sınavda da yapıp ehliyeti İnşallah alacağız. Ve İnşallah. Sağlıkla, güle güle, neşeli neşeli bitireceğiz. Değil mi? İnşallah. Kendinize iyi bakın, esenle kalın. Görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sen de kendi videonu beğenirsin galiba. Beğenirim hocam. İnşallah. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.